Selamünaleyküm arkadaşlar. Ateş ile Ahşabın Dansı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz size çalıştığım ortamı tanıtmak istiyorum. Nerede çalışıyorum, nasıl çalışıyorum? Bu ortamı da görün istedim. Arkadaşlar benim atölyem balkonum. Evet, balkonda çalışıyorum. Çok şükür biraz büyükçe bir balkonum var. Balkonun bir köşesine kendime bir köşe yaptım arkadaşlar şöyle. Ne yapıyorum? Burada çalışmalarımı icra ediyorum işte. Yakıyorum. Ayarlıyorum. Sergiliyorum. Yani çalışmalarımı arkadaşlar burada yapıyorum ben. Şu anda bir çalışmam yine masam üzerinde bekliyor arkadaşlar. Onu birazdan size tanıtacağım. Arkadaşlar ne yapıyorum daha fazla atölyemde daha başka? Çalışmalarımı vernikliyorum arkadaşlar atölyemde. Ve şu anda benim bu objelerim katran ağacından arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şu bir dakika ayarlayayım. Evet arkadaşlar şunlar katran ağacı, katran. Yani şunlar katran ağacının kütüğünden, tomruğundan kesilmiş 2 santim kalınlığında dilim dilim kesilmiş bir obje. Ben bunu ne yapıyorum? Zımparalıyorum güzelce. Bir de şu kabukları düşmesin diye belirliyorum arkadaşlar. Şu kabuklar ne oluyor? Düşüyor. O yüzden ne yapacağız? Önce bunun çevresini şu kabuk kısmını ne yapıyorum? Vernikliyorum. Bu kastan ağacı, katran. Kastan ağacı bu. Arkadaşlar bunun daha geniş kesimleri oluyor, daha küçük kesimleri oluyor. Siz zevkinize göre, resmin ebatına göre ne yaparsınız? Bunu kestirirsiniz. Kimlere? Marangozlara, ağaç işleriyle uğraşan kişilere ne yaparsınız? Gidersiniz, rica edersiniz. Açık renkli ağaç olacak tabii. Açık ağaç oldu mu bizim yapmamız için ideal. Bir de arkadaşlar kurdum çatlamayacak. Bazı çok yaş oluyor ağaç. Ne oluyor? Çatlıyor. Kurulduğu zaman ne yapıyor? Çatlıyor. O zaman ne olur? Bizim emeğimiz boşuna gidiyor arkadaşlar. Biraz yani güneş görmeyen yerde kurutun arkadaşlar. Yani kuruma işte biraz loş bir yerde olsun ki çatlamasın. Yine ne yapacağız demek ki? Bunun çevresine kabuklarını verikleyeceğiz. Verdiğimiz zaman ne oluyor? Sağlamlaşıyor. Yani gövdeye yapışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ladin ağacı. Bu da ladin. Bu farklı bir kesim görüyorsunuz. Biraz daha yuvarlak. Yine gövdesinden ne yapılmış? İnce ince dilim halinde kesilmiş bir parça. Yine bunu ne yapıyorum? Yine verikliyorum. Yani kullanıma geçmeden evvel arkadaşlar kesimden sonra getirdiğinizde ne yapın? Şu kenardaki kabuk kısımlarını vernikleyin ki sağlamlaşsın. Biraz sonra örneğimde göreceksiniz. Şu anda ben bir besmele yapıyorum. Onu vernikledim. Kenarları sağlam. Yine verniğimiz yine su bazlı vernik arkadaşlar. Su bazlı. Vernik ne yapacağız? Su bazlı vernikle şu kenar kısımlarını ne yapacağız arkadaşlar? Vernikleyeceksiniz. Su bazlı vernik. Yani şeye kullandığımız vernik. Yüzeyine kullandığımız vernik ne yapıyor vernikle? Kenarları ne yapıp böylece arkadaşlar vernikleyeceğiz ve 3-4 kat vurursak ne olur? Daha sağlam olur arkadaşlar. Benim atölyem arkadaşlar burası. Yine resimlerimi böyle kurumaya bırakıyordum vernikten sonra. Vernikliyorum, kurutuyorum. Atölye geniş, yani balkon geniş. Burada vernikleme var, kuruma var. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Ben evimin bir köşesini atölye olarak kullanıyorum balkonumu. Siz de ne yaparsınız? Gidip bir yerde atölye açıp masraf edeceğinize, bir sürü kira vereceğinize ne yaparsınız arkadaşlar? Evinizin bir balkonunu, bir odanın köşesini ne yaparsınız? Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani çünkü temiz bir çalışma, kirletmez, kokutmaz. Fazla bir zayiat vermezsiniz yani çevreye, evin içine olsun. Yani temiz bir çalışma, ev içerisinde, ev ortamında ne yapılabilir? Çalışılabilir arkadaşlar, evet. Şimdi arkadaşlar benim bu katran ağacından yaptığım objelerden bir tanesine besmele çalışıyorum arkadaşlar. Onu biraz göstereceğim bugün. Şu kameramı ayarlayalım.
Arkadaşlar evet. Burada bir tane masam var böyle. Ne yapıyorum? Masamın başına geçiyorum. Makinem ısındı şu anda. Demin makinemi asmıştım, hatta takmıştım. Evet. Yine iş güvenliği olarak ne yapıyorum? İş güvenliği bugün adı arkadaşlar. Benim bu işimin iş güvenliği nedir? Tornavida, kontrol kalemi. Arkadaşlar bu neden bunu alıyorum yanıma? Çünkü zaman arkadaşlar bu uçlar ne yapıyor? Isınınca gevşiyor. Şu vida uç ne yapıyor? Isınıyor ya makinem. Isındı mı gevşiyor, ucu düşüyor. O zaman ne yapacağız? Tabi elimizden tutamayız. Ne yapacağız? Direkt yıldız uçlu tornavida ne yapacağız? Sıkıştıracaksın arkadaşlar. Buraya öyle tekrar ne yapacaksın? Sıkıştıracağız. Çünkü ucumuz ne yapıyor arkadaşlar? Gevşediği zaman, ısındığı zaman gevşiyor. O da oynamaya sebep oluyor. Değil mi? O yüzden ne yapacağız? Sıkıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine zımparam burada hazır. Zımparamız herhangi bir yerde, herhangi bir koyluk veya farklı bir taşma olduğu zaman ne yapacağız? Onu hemen zımparayıp düzelteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hat yazı bu. Besmele yazsın. Hat yazı. Bismillahirrahmanirrahim diye yazıyor. Bunu hattat ne yapmış? Besmele'yi bu güzel bir yazı haline getirmiş. Biz de bunu ne yapıyoruz? Bu obje üzerine ne yapacağız? Yapacağız. Ben bunu ne yaptım önce? Arkadaşlar bunun üzerine karbon kağıdıyla ne yaptım? Kopya çektim direkt. Kopya çekerek ne yaptım? Altına geçirdim. Arkadaşlar ağacımızın, objemizin adı da kattan ağacı. Kattan ağacı. Arkadaşlar mis gibi de kokuyor. Gerçekten güzel bir ağaç. Etrafı bunun vernikle sağlamlaştı daha önce bunun. Etrafta kabukları ne yapmıyor? Kavlamıyor. Çünkü ne yaptım? Bunun üzerine vernik attım ben kabuğun üzerine. Evet arkadaşlar ne yapıyorum? Ben biraz ufak bir çizgi yapmıştım. Yakıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Yine elimizin üzerinde destek alacağız. Çünkü burada ne var? Hassas yerler var arkadaşlar. Yani çizgi var. Çizgiyi taşımayacağız. Ne yapacağız? Buradan içe doğru yakacağız. Elden destek alırsa arkadaşlar daha iyi olur. Değil mi? Elden destek almak önemli arkadaşlar. Çünkü hata payı yüksek. Çünkü çizgi var, hat var. Değil mi? Yarıya kadar getiriyor arkadaşlar. Yarıya kadar. Şu ince ucuyla ne yapıyoruz? Böyle arkadaşlar çekiyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Bir taraftan tekrar ne yapacağız? Yani şurayı yaparken ne yaptı burayı yaparken? Önce buradan içe, dıştan içe, daha sonra tekrar çevirip tersini yapacağız. Arkadaşlar bu hat az olduğu için bir hassas olmamız lazım. Şu resim değil bu. Yazı. Çünkü çizgi var. Kenar var yani. Ne yapıyoruz? Tekrar çizgimizi şöyle içeriden çiziyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar mis gibi de koktu. Yanınca çok güzel kokusu oluyor. Ben bu kokuyu çok seviyorum arkadaşlar. Şu rahatsız etmiyor. Bir de alıştınca bağımlılık yaptı gerçekten. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şu arayı birleştiriyorum. Arkadaşlar bütün yazılarda bunu deneyin. Bunu yapın yani. Bu çiziyoruz, değil mi? Şöyle. Daha sonra şu arayı birleştiriyoruz. Çünkü bir taraftan yaptık yarıya kadar ya, değil mi? Arkadaşlar bu şekilde ne yapacağız? Çünkü bu etrafı çizgi, hat düzgün olması lazım. İki tarafı ne yaptık? Birleştiriyoruz iki tarafı arkadaşlar. Şöyle. Biraz duman tütüyor çünkü yanıyor. Değil mi? Ne yapıyoruz? Yine sağa sola çevirerek tek tarafı, işte çift tarafı ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Evet. Bu tarafa geçtik. Arkadaşlar böyle çevirebilirsiniz sağa sola.
Şurada bir hata oldu arkadaşlar, onu şey yapacağım. Bak burada bir hata yaptım ben. Şurayı ne yaptım? Ben birleştirdim biraz. Birleştirdim. Oraya ben zımpara yaptım. Ayıracağım birazdan arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şurası açık olması lazım arkadaşlar. Yani şu ara açık olması lazım. Ben ne yaptım? Bunu biraz kaçırdım. Ne yapıyorum? Hemen arkadaşlar zımparayı alıyorum. Şu arayı ne yapacağız? Açacağız. Çünkü burası birleşmeyecek, değil mi? Bu hatayı da hemen görün ki nasıl düzelttiğimi de görün arkadaşlar. İyi oldu görmek açısından. Çok derin olmadı, çok derin olsaydı ne olurdu burası? O zaman fazla böyle kalırdı arkadaşlar. Evet, hemen orayı düzelttik. Arkadaşlar şimdi düzeltiyoruz. Şurayı şöyle getireceğiz ki güzel bir. Evet arkadaşlar ne yaptık? Düzelttik orayı. Evet arkadaşlar bugünlük ben video kısa kısa çekmek istiyorum. İnşallah daha uzun süre videolar çekeriz arkadaşlar. Ne yapacağım? Ben burayı daha sonra şöyle bitireceğim arkadaşlar. Bu evet, nasıl yaktığımı gördünüz arkadaşlar. Çift tel yakıyor, çift tel arkadaşlar. Hem burada hem burada yapıyorum, ortada birleştiriyorum arkadaşlar. Yani çünkü neden? Etrafı düz çekilmesi lazım arkadaşlar. Yine şuradaki boşluğu ne yapıyorum? Şu şekilde bakın, şu ne yapıyoruz? Şöyle çekiyoruz ve düzgün bir hatla yakıyoruz arkadaşlar. Şurayı, şöyle, şurayı şöyle bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Bu hat yazı bittiğinde size paylaşacağım. Hat yazı bittiğinde ben sizinle bunu verirken paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni takip edin. Bu yakma resmi öğrenin. Güzel bir hobi edinmiş olursunuz arkadaşlar. Boş zamanları değerlendirirsiniz. Hepinize sağlıklı ve sanatlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.